Devam edelim o zaman bu konuşmalardan. Şimdi ABD önümüzde tabii 10 ay sonra yaklaşık bir seçim var. Ve ABD mutlaka Beyaz Saray yönetimi buradan bir başarı hikayesi çıkarmak isteyecek. Ama ABD Beyaz Saray'ın şu anda karşıya karşıya kaldığı ilk bir olumsuz durum daha var. Seçimde etkilenecek. Ukrayna. Rusya-Ukrayna savaşı ABD'nin öngördüğü şekilde yürümüyor. Putin Rusya'sının başarı eşiğine geldiği bir durum var. Ukrayna'da. Başarı eşiğine geldiği bir durum var. Şimdi Ukrayna-Rusya savaşında Avrupa Birliği de yoruldu. Ve artık Ukrayna'ya destek vermeme konusunda bazı ülkeler tamamen kararlılıklarını bildiriyorlar. Avrupa Birliği üyesi olamayacağı, NATO üyesi olamayacağı da artık tamamen ortaya çıktı. Böyle bir Ukrayna ile karşı karşı. Şimdi orada NATO'nun kendisi istemiyor zaten Ukrayna'yı. Evet, Putin Rusya'sını yenilgiye uğratacak bir gücü yok şu anda. Ne NATO'nun ne de ABD'nin. O halde orada kaybetti. Peki bunu örtmesi ve başka bir başarı hikayesine ihtiyacı var. Nerede? İsrail üzerinden, Gazze üzerinden yöneten İsrail saldırılarıyla Orta Doğu'yu değiştirme. Peki 10 aylık sürede İsrail ne diyor? İsrail e, Savunma Bakanlığı yetkilileri biz iki ay içerisinde hedeflerimize ulaşacağız diyor. Nedir bu hedefler? Gazze'nin tümünün işgal edilmiş olması ve Hamas'ın oradan çıkarılmış olması. Böyle. O zaman iki ay baktığımızda demek ki Şubat'ın ortalarına kadar bir sıra. Hadi bir ay daha ekleyelim. Mart ayı olsun. Çünkü hiçbir harekat e, öngörüldüğü şekilde gerçekleşmiyor. O zaman Mart'ın sonu diyelim. E Mart'ın sonu Gazze, Hamas'tan etkisiz duruma gelirse ki öyle görünüyor. Yıkıcı bir saldırı var. İnsanlık suçu, savaş suçunu dikkate almayan bir saldırı var. işlenen. Bir de Batı şerianın neredeyse yüzde ellisi tamamen o Filistinlerin mülklerine el konuyor. O halde ne olacak? Bu sefer Lübnan'ın güneyi Hizbullah. Neden Lübnan'ın güneyi? Efendim Hizbullah İran'la beraber İran'da tırnak içinde. İslami cihaz. İslam, ABD için şeytandır ve düşmandır. Dolayısıyla etkisiz duruma getirir. Yok edilmez. Dolayısıyla böyle bir başarı hikayesine ihtiyacı olduğu için bana göre Beyaz Saray yönetimi şu anda çok da fazla endişeli değil. Ama ne endişesi var? Mümkün olduğu kadar bu Gazze'deki olay, yani sivillerin katledilme, bu katliamı bir an önce orada İsrail bitirsin, işgali tamamen gerçekleştirsin. Ondan sonra zaten bu kadar sivil kayıp nasılsa... Aslında bu silah yardımını da daha doğrusu bu 106 milyon dolarlık askeri satışı da, tank mermisi onayını da daha hızlı bitirsin diye Daha mi? hızlı bitirmesin. Zaten İsrail şöyle bir eksiklik yapıyoruz biz diyorum. Efendim İsrail'in ekonomisi çöküyor. İsrail'in silah endüstrisi çöküyor. Bu kadar mühimmatı, bu kadar cephaneyi, bu kadar silah sistemlerini ikame ettiremez, devam ettiremez. Külliyen yanlış. İsrail'e İsrail olarak bakmıyoruz biz burada. ABD'nin, İngiltere'nin, NATO ülkelerinin büyük bir bölümünün arkasında olduğu bir devlet olarak, nükleer güç sahibi bir devlet olarak bakıyoruz. Dolayısıyla İsrail'in ekonomisinin batması, evet etkilenmez mi etkili ama batması, çökmesi, böyle yoksulluk içinde olması, ABD, İngiltere buna benzer bazı güçlü ülkeler dururken, Almanya gibi güçlü ülkeler dururken bunu bir kere göz ardı edelim. Dolayısıyla bu şekilde Biden yönetiminin ben çok endişeli olduğunu düşünmüyorum. Biden bu İsrail üzerinden, İsrail üzerinden Orta Doğu'yu değiştirme projesinde aslında Ukrayna'yı ikinci, üçüncü plana iterek orada iç kamuoyunda kazanacağı tepkiyi bir noktada nötrleştiriyor, Azalt azaltıyor. Çünkü Ukrayna'yı konuşmuyor şu anda kimse. Halbuki Ukrayna'da Putin Rusya'sı başarı eşiğine geldi orada. Ve Zelenski'ye ya da Ukrayna'ya verilen ekonomik yardımların artık yavaş yavaş kısıldığı, bazı ülkelerin kabul etmediği, silah yardımının azaldığı bir durumdan söz ediyoruz. ABD kongresinde Ukrayna yapılacak para yardımını onaylanmayan e, senatörler ve bir grup var. onu da altını çizelim. Şimdi bu gerçeği belirttikten sonra, bakın İsrail'in geldiği durumda, niye İsrail, biraz önce değerli hocam belirtti dedi. İsrail Birleşmiş Milletler üye bir devlet ama devlet değil. Devlet gibi davranmıyor. Ama tarihten beri öyle. Evet Birleşmiş Milletler üye Cenevre Sözleşmesi'ne uyması lazım. Birleşmiş Milletler hükümeti ama karşımızda bir devlet yok. Yani devlet çünkü böyle bir sistem yap. Böyle bir şey işlemez. Böyle suçlar işlemez. Peki niye devlet değil? Birincisi şu. Bir kere ABD'nin kayıtsız, şartsız, koşulsuz desteği her zaman arkasında. Büyük destekler. Üçüncüsü ABD biraz önce bir ABD'de İsrail lobisi çok güçlü bir lobi. Fransa'da da var ama ABD'de çok güçlü.